Sen ciddi misin Hülya? Evet. Niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Deniz esnaf lokantasında garsonluk yapacak diyorsun. Bir düşünsene o kızı orada. Nejat çok daha kötülerini yaptı. Hizmetçilik yaptı kaç kere. Ne? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Yani ne yapsın, müdürlük mü yapacaktı? Ev işinden başka neden anlıyor ki? Sen niye böyle garip konuşuyorsun ya? Nasıl konuşuyorum? Ben böyle konuşuyorum. Öyle allayıp pullayamam. Kimse kusura bakmasın. Neyse o. Ona daha düzgün bir iş bulalım. Sen de çevrene iyice bir bak ha. Nejat, Deniz lise mezunu. Vasıfsız ve neredeyse 40 yaşında bir kadın. Yani kim hatır gönül için ona iyi bir iş ayarlar ki? Hem bırak, kendi ayakları üstünde dursun biraz. Yani hazıra alıştırmak iyilik değil ki. Hiç de bir şey paylaşmadı benimle. Seninle niye paylaşsın? Benimle bile paylaşmıyor. O kadar yakın arkadaşıyım. Bir sürü şeyini komşulardan öğreniyorum. Gurur yapıyor. Kendine yediremiyor. Çalışmak sanki ayıp bir şeymiş gibi. Villalardan buralara. Nereden nereye? Neredeymiş bu esnaf lokantası? Pardon. Hesap alabilir miyim? Hemen geliyorum. Kadın olmaz burada dedin. Bak fıt çekiyoruz. Ben de şaşırdım. Sen hiç bu kadar kibar ve sessiz gördün mü bu hanzoları? Hiç görmedim. Kolay gelsin hanımefendi. İyi günler. Fasulye alabilir. Bir kuru da ben alabilir miyim? Tabii. Hadi. İki kuru fasulye usta. Afiyet olsun. Aa, senin ne işin var burada Nejat? Sen nasıl? Hülya'dan öğrendim. Gelip bir göreyim dedim. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Deniz Hanım, servise bakar mısın? Tabii. Nejat, kusura bakma benim. Aa, asıl sen kusura bakma. Lafa tuttum seni. Ben bir çorba alayım. Domates var, mercimek var. Mercimek olsun. Tamam. Usta, bir mercimek çorbası. Bir turşu alabilir miyiz? Turşu. Bir tane turşu, bir de hesap. Hemen ben geliyorum. Buyurun. Necan, kusura bakma, ne olur ilgilenemiyorum seninle. İşine bak sen. Çorbamı içip kalkacağım ben. Ne işin var ki senin orada? Bir göreyim dedim ortamı. Bildiğin esnaf lokantası işte, bir sürü adam. Kızcağız kimseyle göz göze gelmeden işini yapmak için çırpınıyor. Ne var bunda? Niye abartıyorsun Nejat? Deniz villalarda yan gelip yatarken ben bulunduğum yere gelmek için gece gündüz demeden çalıştım. Milletin ağız kokusunu çektim. Pes Hülya, pes. Vallahi sana pes. Yani bir kere de Hülya para kazanmak için çırpınıyorsun dediğini duymadım. Ha şimdi de kalkmışsın, bana Deniz'e nasıl acıdığını anlatıyorsun. Ben ona acımıyorum. Yaşadıklarına üzülüyorum, bir. İki, sen kendini onunla niye kıyaslıyorsun? Ne zaman ağzımı açsam, Deniz villasında yaşarken diye başlıyorsun. Duyan da yıllardır onu kıskandığını düşünür. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ha? İkide bir Deniz, Deniz, Deniz demenden bıktım. O benim dostum. Sen de benim kocamsın.
Nerede duracağını bil. Hülya. Yetti artık be. Sizin gibilere zayıf kadın yaranır zaten. Kendinizi güçlü kurtarıcı hissediyorsunuz değil mi? Erkeklik egonuz kabarıyor. Keşke benimle evleneceğine ilk karın gibi bir ev hanımıyla evlenseydin. Sana öyle biri layık çünkü. Hayret bir şey ya.